Merhaba, programa hoş geldiniz. Kediler şu anda fırsat verdi. Program yapayım diyorum. Dememe kalmadı. Sesimi duyunca oradan miyaklamaya başladı. Evet, önce bir özür dilemek istiyorum. Bu Beşiktaş ve Çakıcı ile ilgili yaptığım programda Ergin Gürsoy'un adından bahsetmeme rağmen arabaların Süleyman Sabah tarafından Malatya Spor'a verildiğini söyledim. Bu bilmediğimden değil, yorgunluktan, kafamın çok karışmasından dolayı o kadar yoğun oldu ki bu geçtiğimiz hafta. Bundan sonra da öyle olacak. Bu AKP çöküşüyle beraber her yerden ayrı haberler geliyor. Her yerde ayrı rezillikler yaşanıyor. O yüzden gerçekten haber takip etmekten, program takip etmekten ve nefret ettiğimiz insanları okumak ve dinlemekten kafamız allak bullak oldu. Bu bir sürü arkadaş aynı durumda yani. Tek ben değilim. Evet, bugün mafya, devlet, Erdoğan üçlüsü nasıl buluştu? Devlet nasıl mafyalaştı? Biraz bunu anlatmaya çalışacağım. İlk önce tabii devletin mafyalaşması için mafyaya kendisinin bir izin vermesi lazım. Mafyanın, hep söylüyorum, bu kadar gelişmesi için devlet izni alması lazım. Devlet bu izni verdiği zaman kendisi de bir buradan faydalanacak, rantını alacak. Bu eskiden bu kadar gelişmiş değildi ya da bu kadar su yüzüne çıkmamıştı. Mafyayla uğraşanlar bu kadar ne bileyim ben bakanlıklara, askeriyede, komuta kademesine gelmemişti. Çok eski tarihe dayanıyor esasında. Ama Türkiye'de başka bir şey oldu. Türkiye'de işte Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle beraber ve sınırlarda işte o zaman Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, bütün çevremiz komünist ülkelerle ya da sosyalist ülkelerle çevrelenince biz bir şekilde bir üçkağıtla Kore Savaşı'na katılarak NATO'ya alındık. NATO'ya alınmak tabii NATO dışındaki ülkelere karşı bir anlamda birlik olmak ve gerektiğinde savaşmak, askeri gücünü onlara vermek anlamına geliyor. Tabii bu sadece askeri güç değil, istihbarat da bu işin içine giriyor. İstihbarat işin içine girdiğinde tabii Amerika'nın yaptığı bir sistem var. O da komünizme karşı Avrupa'yı uyanık tutmak. Çünkü sosyalist sistem önce Avrupa'da kuruldu. Sovyetler Birliği'nden başlayarak 1917'de gerisi bütün Avrupa'da kuruldu. Hatta Almanya ikiye bölündü sonuçta yani. Doğruydu, yanlıştı, o ayrı bir tartışma ama sonuçta sosyalist ve kapitalist olarak ikiye bölündü. Bu Amerika'yı ciddi bir şekilde ürküttü. Buna iki türlü çözüm buldular. Birincisi Amerika'nın Gladio sistemi dediği sistemi kurdular. Bu Gladio sistemiyle anti-komünist mücadeleyi. Onunla beraber işte Komünizmle Mücadele Derneği'ni kurdular. İşte ne bileyim ben Özel Savaş Harp Dairesi'ni kurdular. Emniyette K masası oluştu. Şimdi nedir bu K masası? Komünizm masası kuruldu emniyette. Bu şu demektir, o K masasına ve siyasi şube demokrat insanları alamazsınız. Çünkü demokrat insan savunmasa bile, antikomünist olsa bile komünizm düşmanı olmaz. Komünist düşmanı olmaz, sosyalist düşmanı olmaz. Öyle bir siyasi şube oluşturmak zorundasınız ki komünist gördüğü zaman tüylerin diken diken olması gerekir. Onu bir vatan haini olarak görmesi gerekir. Komünist ülkesini her an satabilir bir insan modeli olmalıdır. Evet, bunu yaptılar. K masasının karşısında F masası, faşizm masası olmadı. Çünkü K masasını oluşturmanız için oraya faşistleri almanız lazım. Ciddi bir şekilde faşist doldurmanız lazım ki düşman olsun. Dediğim gibi demokrat bir insanı, hatta liberal bir insanı, ki gerçi bunlar oluştuğunda daha Türkiye'de liberal insan pek oluşmamıştı ama alamazsınız. O yüzden de F masasını kuramazsınız. Devlet faşizme karşı mücadele etmez. Çünkü faşizme karşı en aktif mücadele edecek olan hem devletin faşistleşmesidir hem de ek faşist güçler bulmakla mükelleftir. Normal insanları, sokaktaki insanları bu şekilde ayarlayamazsınız. Gelişmiş ülkeler komünizmle mücadeleye gladyo örgütlerini kurarken yanında başka bir şey getirdiler. Bu da ekonomileri güçlü olduğu için sosyal devlet sistemini getirdiler. Sosyal devlet sistemi onlar için daha anlaşılabilir bir şeydi. Orada komünistlerin yapabileceği ya da sosyalistlerin yapabileceği bir şey yoktu. Çünkü halkın yararına ama limit
ölçüsünde halkın yararına bir sistem kurdular. Eğer işsizseniz sağlık sigortanızı %100'e çıkarttılar mesela. %100'e çıkmış bir sağlık sigortası işte ne bileyim ilacınızın bedava, tedavinizin bedava, hastanenizin bedava olan bir şeye karşı çıkamazsınız. İçinde yanlışları olduğunu bildiğiniz halde karşı çıkamazsınız. Yani bırak devlet sana bakmasın diyemezsiniz. Eğitim sisteminde aynı şeyi yaptılar. Eğitim sistemini parasız bir noktaya getirdiler. Yani herkes iyi eğitim alabilme olanağına kavuştu. Ha şöyle bir şey oldu tabii. Yani her okulda aynı eğitim şansı olmadı. Bunun çeşitli nedenleri var. Bunları konuşmaya başlarsak 2-3 saati alır. Ama bunlardan en önemlisi bütün dünyada şöyle bir üniversite sistemine gidildi mesela. Bu gittikleri üniversite sistemi ilginç bir sistemdi. Bazı üniversiteler ülkeyi yönetecek insanlar yetiştirmeye başladı. Bazı üniversiteler o diğer üniversitelerden mezunların emri altında çalışacak insanlar yetiştirmeye başladı. Böyle bir sistem var. Bu bütün dünyada hemen hemen aynıdır. İşte Türkiye'de eski döneme baktığımızda işte ODTÜ, İTÜ, İstanbul Üniversitesi, işte siyasal, işte Ege Üniversitesi, Hacettepe bunlar Boğaziçi yönetici yani ülkeyi yönetecek insanların yetiştiği olaydı. Diğer üniversiteler onların emir altında çalışacak. İnsanların çalıştığı üniversiteler, okuduğu üniversiteler. Bu sistemle eğitim her yerde aynı olmadı. Herkes o üniversitelere gidemedi. Şimdi K masası kuruldu, işte Komünizmle Mücadele Derneği kuruldu ve devletin de gladyosu kuruldu. Ama bu işler Sovyetler Birliği yıkılana kadar gayet kendi açılarından iyi gitti. Fakat Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra esasında bu birimin bir anlamı kalmadı. Çünkü sınırlarımızda bizi istila edecek ya da korkutacak bir şey kalmadı. İstila diyorum çünkü o gözden bakılıyordu. Hatta Celal Bayar'ın işte 5K diye bir şey vardır. Önümüzdeki kış komünizm gelecek diye her yıl bir kere söylediği laflar vardır. Sovyetler Birliği yıkılınca arkasından işte Doğu Batı Almanya birleşince falan filan Kladyon'un yapacağı pek bir şey kalmadı. Fakat tabii bunlar yapacak şeyi mutlaka bulurlar. Aynı Kladyo sistemi bu sefer Kürt sorunuyla ve devrimcilerle uğraşmaya başladı. Kürt sorunu onları bir şey yaptı. Tabii bunun yan kuruluşu olarak da MHP kuruldu ve MHP'nin gençlik kolları adı altında ülke ocakları devletin gladyosuyla beraber çalışmaya başladı. Yani onların adam öldürmesi, mübahtı, Süleyman Demirel bana sağcılar adam öldürüyor dedirtemezsiniz diye açıklaması var. O açıklamayı ben şöyle algıladım. Yani öldürüyorlar ama bana söyletemezsiniz diye bu açıklama. Bu müthiş bir ifşaat da esasında yani bir yargılanma nedeniydi bence. Tabii ki aynı şekilde MHP'liler ve ülkücüler de 12 Eylül sonrası ve Sovyetlerin de yıkılmasından sonra onlar da Kürtlere yoğunlaşmaya başladılar. MHP'nin seçmen sayısı gelen asker ve polis cenazesinden orantılı bir şekilde artmaya başladı. Ve ne zaman ki işte bazı ateşkes durumlarında cenazeler gelmemeye başladı, MHP'nin oy oranı düştü. Ya komik gibi geliyor size ama bunlar yaşandı. Bunları Türkiye gördü ve yaşadı. Son yıllarda çok fazla polis, asker cenazesi de gelmiyor. Geliyorsa da daha çok Erdoğan'ın Suriye'ye ve Kandil'e, Irak'a gönderdiği çatışma mantığıyla olan olaylardan dolayı geliyor. O yüzden MHP bu konuda eli boş kaldı. Fakat tabii Doğu ve Güneydoğu'da Gladio sistemi bu işin içine girince orada ciddi bir rant olduğunu gördü. Yani komünizmle uğraşmayacaksın, Kürt meselesi de işin içindesin ama çok ciddi bir silah ve uyuşturucu rantı var. Bunu da görüyorsun. Çünkü orası hemen hemen oldum olası kaçakçılık üzerine kurulmuş bir bölge o dönemler. Hatta çok ilginçtir. Kilis, Gaziantep'in Kilis'i tam kaçakçılık ilçesidir ve Kilis'te erkeklerin neredeyse yarısının o döneme ait konuşuyorum bir eli bir bacağı yoktur.
Çünkü kaçakçılığa gidip gelirken mayın tarafından parçalanmışlardır. Böyle ilginç olaylar var dünyada, biliyor musunuz bilmiyorum. Mesela bazı deniz kenarının olduğu bölgelerde de dalgıçların, işte şeylerin, sünger çıkartmak isteyenlerin de bazen bir eli, parmağı falan yoktur ya da felç kalmıştır. Onun da nedeni daldıkları anda nadir de olsa esasında kendisine doğru bir şey yapmadığın zaman gayet uysal bir balık olan ama çok çirkin ve büyük müren balığıdır. Böyle bölgeler vardır. O bölgede bakarsınız bazı insanların hakikaten bir parmağı, iki parmağı yoktur. Onların %80'i sünger avcılarıdır. Şimdi bu kaçakçılığı öğrenince tabii bir takım komutanlar bu işin rantını sevdiler ve bundan faydalanmak istediler. Tabii tek başına kendileri ya da erlere, çavuşlara, onbaşılara yaptıracak halleri yok. Bunun için mafyayla işbirliği yapmak zorundalardı. Şimdi burada başka bir konuya gireceğim. Hepsi iç içe, yani çok girift bir konu. Şimdi demin dediğim gibi antikomünist insanları yetiştirmek için eğitimsiz insanları almanız lazım. Doğal olarak da ülke ocakları da böyleydi. Derin devlet aldıkları da bu şekilde insanlardı. Gerek poliste gerek askerde karacılardan seçildi. Büyük bir çoğunluğu, çünkü karacı askerler en az sosyalleşmiş askerlerdir. Yani bir havacı gibi, bir denizci gibi, işte yurt dışı seferleri, yurt dışı görüşmeleri, sosyal yaşantıları çok fazla olmayan, işte alayına, tümenine, bölüğüne gelip giden ve işte orada bir takım şeyler yapan ama sosyal yaşantısını, günlük sosyal yaşantısını eve gidene kadar hep askerle iç içe geçiren, işte kağıt oyuncaksa da astıyla üstüyle oynayan bir ekiptir. Hiç işte sosyal yaşantısı daha az olan bir ekiptir. Doğal olarak da bu tür yollara daha kolay kayabilecek bir ekiptir. Şimdi tabii bu hem Sovyetlerin yıkılması hem Kürt meselesinin azalması, bir de yurt dışında 12 Eylül'de Asala'ya karşı gönderecek insan lazım olması bunları iyice başka bir noktaya getirdi. O da şuydu, işte Kenan Evren'in ve işte damadı MİT'teki damadını falan filan imzasıyla ülkücü bir takım insanları yargılamak yerine yurt dışına gönderip onları işte Asala'yı bitirin emri verildi. Kolay değil, hani Avrupa'da bir örgütü bitirmek iyi ya da kötü örgüt anlamı bir, ama bir örgütü bitirmek öyle 4-5 kişinin, 4-5 ülkücünün ya da 10-15 ülkücünün yapabileceği bir şey değil. Onlar da tabii bu uyuşturucu kaçakçılığı işine girdiler. Bunun hem Çakıcı'nın hem Çatlı'nın yurt dışında ona benzer bir takım insanların hapis yattığını, sonra bazılarının Türkiye'ye gelip kulüp başkanı olduklarını falan biliyoruz. Bunlar için şöyle bir ekip lazımdı. Hem alt kademeyi söylüyorum. Bu söylediklerim çoğu alt kademe için. Lümpen olması gerekiyordu. Bir şeye inanmaması gerekiyor. Ülkücüler için de öyle. Yani yolda gördüğün Cumhuriyet okuyanın ya da ne bileyim ben o dönemin devrimci dergilerini okuyan bir insanı dövmek için bir insanın kafasının çalışmaması gerekiyor. Ya da öldürmek için kafasının çalışmaması gerekiyor. Sizi birileri oralara doğru iter ve bunu yaparsınız. Bunun için de lümpen olmanız yeterlidir. Eğitimliyseniz sorgulamaya başlarsınız. Bunlar benim niye böyle yapmamı istiyorlar diye. Eğitimli değilseniz gider ve yaparsınız. Alt kademeden bakın adını duyduğunuz gladyo insanlarına, işte internet geliştikten sonra koydukları fotoğraflara falan filan. Abuk subuk küfürlü, iğrenç insanlardır. Yani eğitimli insanların yapacağı şeyler değildir yaptıkları. Şimdi bu eğitimsiz insanları bu şekilde bu noktaya getirdikten sonra bunun altından kalkamazsınız. Bunu önlemek zordur. Bunun birçok örneği var. Bunlardan ilki 6-7 Eylül'dür. 6-7 Eylül'de Demokrat Parti bu eylemi başlattığında derin devletin iteklemesiyle, ki bunu sonradan açıklıyor, bu en büyük başarımızdır diye Sabri 25 oğlu sanıyorum, yanlış olmasın, onun bir açıklaması var. Önlenemez bir noktaya gelirsiniz çünkü cahil halkı frenlemeniz mümkün değildir. Bunun ikinci örneği bana göre Kahramanmaraş'tır.
İşte Kahramanmaraş'ta Alevi evlerini denizciliğin çok geliştiği bir dönemde çapraz işareti koymak bir yere kadar sınırlı kalabilir ama o bilinçsiz lümpen halkı ondan sonra durdurmanız çok zordur ve bir vahşete dönüşür. Sivas Madımak olayı hiç beklemedikleri bir şekilde bitmiştir. Yani Sivas Madımak'ta en fazla belki akıllarından geçen ya da istedikleri haznesinin öldürülmesiydi. Böyle bir otel yangını, onlarca insanın boğulması, öldürmesi akıllarından. Fakat dediğim gibi lümpene bu yetkiyi verdiğinizde iş bitmiştir artık. Onu önleme şansınız yoktur. 15 Temmuz'da işte Boğaz Köprüsü'nde kafa kesen insanların yaptığı gibi. Şimdi bunların üstüne bir de aynı lümpen kafa yapısına sahip bir kişi iktidara geldi. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'ı siyasetten önce, işte One Minute'inden önce, buna benzer bir sürü şeyden önce kafasındaki olay dolar. Nasıl dolarlarım olacak? Ben o videosunu da gösterdim size. Bir yüzüğüm var, bu iki olursa işte ben, hadi bu haramdır diyen insan şu şekilde bu parmağında esas alyansı duruyor, öbür tarafında başkasından aldığı alyans. Artık o dönem belediyede Binali Yıldırım'dan mı aldı, başkasından mı aldı onu bilmiyorum. Ama iki olursa dediği anda iki yüzük var elinde. Şimdi böyle lümpen bir kişiyi bir de başbakan olarak gördüğünüzde yapacak hiçbir şey yoktur artık. O derin devletin mafyası, mafyalaşmış ülkücüler, hepsini kastetmiyorum bir kısmı ama hepsi birbirine müthiş bir saygı ve sevgi besliyor. Onların öldürdükleri insan sayısı onlar için önemli değil. Onlar hala reisleri ya da asenaları. Bu hala devam ediyor. Bir de hepsinin üstüne başbakan, mafyavari, lümpen bir başbakan gelince, başbakan maaşıyla dünyanın 7. 8. şu anda kaçıncı sırada bilmiyorum, zengin devlet başkanları arasına gelirse, hatta şu anda onları geçmiştir, bir takım zenginler sıralamasına girmiştir büyük bir olasılıkla. O zaman üçü birleşir ve bir müddet sonra bunun altından kalkamazsınız. Neden? Çünkü rant, nasıl anlatayım, ben tabii mafya olmadığım için mantık olarak biliyorum da anlatması zor. O rant insanı akıl almaz bir rekabete ve kavgaya doğru da sürükler. Hele son yaşadığımız dönemdeki pandemi olayından beraber ekonomide daralma, işte bir takım şeylerin ticaretinde zorlanma varsa bu rant kavgası iyice büyür. Şu anda Erdoğan'ın kullandığı Sedat Peker'le devletin kullandığı derin devletin kullandığı Mehmet Ağar ve Çakıcı ekibi apayrı yerlerdeler. Uzun yıllardır Türkiye'yi Erdoğan yönetmiyor. Erdoğan'ın şu anda yaptığı tek şey her taraftan, Osmanlı gibi, her taraftan rant almak. Erdoğan ülke falan yönetmiyor. Ara sıra söylemek zorunda olduğu ya da görüşmek zorunda olduğu insanlar var, bunları yapıyor. Ama önemli konularda yapması gerekenler kendisine söyleniyor. Evet, işte komünizme karşı mücadelede de bu kadar lümpen kesimden, ki buna mecbursunuz, çalışmaya başladığınızda devlet, hükümet, gençlik mafyasını kendiniz oluşturursunuz ve artık işin içinden çıkamaz noktasına gelirsiniz. Şu anda yaşananlar bunlar ve bu kavga çöküş dönemine girdiği için AKP gittikçe de büyüyecek gibi gözüküyor. Sedat Peker yeni video yapacak mı yapmayacak mı? Görünüşe göre yapacak gibi gözüküyor. Çünkü kendisine anlaşma ortamı şu anda hazırlanmamış gibi gözüküyor. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü Sedat Peker yumuşamıyor açıklamalarında. Ve Sedat Peker isim vererek konuşuyor. Bazı isimleri vererek konuşuyor. Burada daha önce de anlatmıştım zaten. Mehmet Ağar'la Süleyman Soylu'nun uzaklaşması da var. İşte rant böyle bu noktaya getiriyor insanları. Öyle bir nokta ki daha önce parti başkanı olarak, Demokrat Parti'nin başkanı olarak küfür ettiği Erdoğan'ın yanına geliyorsun. Onun İçişleri Bakanı oluyorsun. Seni getiren, seni destekleyen Mehmet Ağar. Erdoğan'ın istemediği adam zaten öylesin. Bir de şimdi Mehmet Ağar'ın istemediği adam oluyorsun. Ama buna da pek ses çıkartamıyorsun. Biz bir dönem Türkiye'ye demokrasi adına bu mafyavari
tartışmaları izleyeceğiz. Merak ediyorum, Erdoğan bu konuda açıklama yapacak mı? Bir yere kadar sabredecek ama bir yerden sonra bence bir açıklama yapacak. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Türkiye'nin bu mafya sisteminin nasıl oluştuğunu, devletin içinde ve siyasetin içinde nasıl oluştuğunu anlatmaya çalıştım. Bir dahaki programda görüşmek üzere.